zaman turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrusunda kuşkumla. Ben genel olarak CHP zihniyetinden biraz bahsetmek istiyorum. CHP zihniyeti Kemalist mi kendisine temel referans alan ve devlet zoruyla toplumu kamusal bir kafesin içerisine yerleştiren, o kafesin içerisinde toplumsal bir kozmoloji inşa eden, kendi bölme ve ayırma sistemini oluşturarak toplumu kategorize eden ve kendi düşüncesi dışında, kendi kamusallığı dışındaki bütün kamusallıkları reddeden bir faşist bir anlayış. Esasında Kemalizm'e bir ideoloji de diyemeyiz. Çünkü Kemalizm bildiğimiz üzere tamamen Batı taklitçiliği üzerine kurulu, taklitçi modernleşme dediğimiz bir anlayışın ürünü. Maalesef onun hala kalıntıları var. İşte bunlardan bir tanesi de Fikri Sağlar. Fikri Sağlar bu ülkede 49, 50 ve 52. hükümetlerde Kültür Bakanlığı yapmış bir şahıs. Sayın Fikri Sağlar herhalde kültürün, sembolün ne olduğunu, ritüelin ne olduğunu bilemeyecek durumda değil. Hayatımızın her alanında semboller var. Ben Fikri Sağlar'la iletişim kurarken onun sosyal demokrat olup olmamasını dikkate alarak bir şekilde iletişim kurarım. Dolayısıyla semboller aynı zamanda iletişim kurma araçlarıdır. Sayın Sağlar'ın başörtüsü türban ayrımını yapması zaten bildiğimiz üzere 20-30 yıldan beri CHP'nin yapmış olduğu bir ayrımdır. Fakat daha sonra İslamcı düşüncenin Türkiye'de gelişmesiyle birlikte özellikle 60'lı yıllardan itibaren başörtüsünden biraz daha farklı, yani saçları tamamen kapatan, sık baş dediğimiz bir yine başörtüsü olan bir giyim tarzı gelişmeye başladı. Bu giyim tarzında olan kişilerin İslamcı partilere oy vermesinden hareketle başörtülülere de hani aralarındaki mesafeyi aşmama adına türban ayrımı getirdiler. Yani başörtüler ikiye ayırdılar. Bir başörtüsü takanlar, bir de türban takanlar olarak ikiye ayırdılar. Dolayısıyla türban takanları ise bu türban takma eylemlerini siyasi bir eylem, siyasi bir sembol olarak lanse etmeye çalıştılar. Yine yani kişi dini, bir kadın dini inancından dolayı başını örtüyorsa örttüğü şey türbandır. Eğer geleneksel olarak örtüyorsa bu başörtüsüdür şeklinde şey yaptılar. Dolayısıyla hani kavram ürettiler. Yeni bir sözcük ürettiler. Sözcükler üzerinde iktidar kurmaya çalıştılar. Yani başörtüsüne amenna bir diyeceğimiz yoktur ama türban siyasi bir mesaj içermektedir. İşte kendisinin ifade ettiği şekilde şeriat isteyenlerin üniformasıdır şeklinde ifade ediyor. Çok dışlayıcı bir, aslında kutuplaştırıcı bir ifade bu. Yani Türkiye uzun yıllardır bu zihniyetle mücadele ediyor. Yalnız şu da var, yani başörtüsünün ayinasal bir güvence altına alınmamış olması, hala yasada boşluk bırakılmış olması, bunu hükümetin bir tasarrufu olarak görülmüş olması da çok eleştirilebilir. Çünkü ileride işte başörtüsünü türban olarak göreyen, etiketleyen bir siyasi oluşum iktidara geldiği zaman yine 28 Şubat ve öncesi dönemlerdeki hadiselerle yine karşılaşmamız muhtemeldir diye düşünüyorum. O açıdan hükümetin alelacele başörtüsüne yasal bir statü verilmesi, yani yasal olarak meşrulaştırılması gerekmektedir. Yani başörtüsü sadece bir inanç olarak değil, bir giyim özgürlüğü bağlamında ele alınarak tekrar bir yasal statüye kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. CHP de başörtülülerin dini inancından dolayı başını örtenlere giymiş olduğu başörtüsünü türban olarak etiketlemeleri, başörtüsünü yine yani türban olarak etiketleyip yasaklama amacına matuftur. Nitekim bunu 28 Şubat süreci öncesi dönemde okullardan atılan öğrenciler de biliyoruz. İşte kamu kurumlarında çalışan kişilere baskı yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla burada CHP yine türban tartışmalarını gündeme getirerek bu yasakçı zihniyeti
tekrar ortaya çıkartmaya çalışmaktadır ve bir anlamda kişilerin inançlarını yaşamalarına, inançlarının tezahürlerini kamusal hayatta görünür kılmalarını engellemeye yönelik tutumunun hala devam ettiğini görmekteyiz. Sanıyorum bundan geçenlerde bir tarihte bir belge görmüştüm. Yaklaşık 4000 caminin satıldığını, bu saatte camilerin bir kısmına ahırlara çevrildiğini, bir kısmına hanlara çevrildiğini ve çoğunluk ekseriyetinin de CHP binalarının olduğunu okudum. Çok dehşete düştüm. Bu zihniyet, o zamanki zihniyet, bu Cumhuriyet döneminin bu dönemlerinde de ve 28 Şubat dönemlerinde de aynı zihniyet, aynı şey devam ediyordu. Bundan Sayın Fikri Sağlar beyefendi de 28 Şubat'ın zaten ve bu inanmış kimselere zulmedenlerin kahramanlarındandı. Ben iyi tanıyorum, biliyorum kendisini, izliyorum. Kendi şeyinde, geçmişte başörtülülerle ve imam hatipleri Kur'an kurslarına çok çektirdiler kendi iktidar dönemlerinde, milletvekili yaptığı ve bakanlık yaptığı dönemlerinde. Sayın Fikri Sağlar'ın bu beyanatı aslında beni çok yanıltmadı. Çünkü zihniyet aynıydı, fikir aynı, düşünce aynı, yobazlık aynı, irticacılık aynı. Aslında yobaz ve irticacı diye itham ettikleri kimselerin şu anda neler yaptıklarını çok iyi görüyorlar. 28 Şubat'ta o zaman bunlara zulmedenler, hiçbir kimse de o zaman da başörtülü veya bir başkası okuldan atılmasına rağmen başı açık veya şöyledir, bu zihniyette, sol zihniyette bizim şu falan kimse rahatsızlık duymadı. Kendisine ne oluyor da şimdi böyle bir rahatsızlık duyuyor? Kendisine gelsin ya. Bir yıllardır bu parlamentoda görev almış bir adamsın. Kendisini medeni görüyorsun. O zaman medeninin gerekliliği bu mudur? Hani eşitlik vardı, hani özgürlük vardı, hani bu anayasada işte herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı özgürdür, hürdür dedi. Ne oluyor kendisine? Niye azmedemiyor böyle bir başörtüsünü, avukatın, hakimin kendisine böyle bir şey verilmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getiriyor. Doğrusu ben kendisini yadırgadım, kınadım ama çok da görmedim sonuçta CHP zihniyeti. Burada hükümete şunu söylüyorum. Yani şu anda birçok geçmişte 28 Şubat'ta yaşanılan şeyleri şu anda normale dönüştürdün ama sayın hükümet, bunları bir kararnameyle şey yaptın ama gel bunları bir anayasayla sabitle, anayasa hükümlerine göre bir kanunlar çıkart. Bugün varsın, yarın yoksun. Zaten şu anda diş biliyorlar 28 zihniyetinin fikrini insanlar. Sabah sizin 15-18 senede yapamadığınız veya zor yaptığınız şeyleri size samimiyetimle söyleyeyim, 3 ay içerisinde bunlar yapar. Ve 3 ayın içerisinde bize kan kustururlar. Bu köhnemiş fikir, bu köhnemiş zihniyet bu hale getirir. Hükümetin de geleceği de düşünmesi lazım. Gelecek nesli de düşünmesi lazım. Gelecek Türkiye'sini düşünmesi lazım. Ve gelecek milletimizi de düşünmesi lazım. Onun için de kanunlarını, nizamlarını sağlam temeller üzerinde kurulması gerekiyor.